Evet arkadaşlar, listeleme aktivitelerinde scroll view, işte ne diyeyim artık, bir liste ekranı taşıyorsa, ekranı geçiyorsa hata almasın diye biz scroll view'u kullanıyoruz. Ne diyeyim artık, şurada to do list aktivitesinde bunu birebir kullandık. Şuradan görebilirsiniz. Scroll view'in içerisine map olarak gönderdik içeriği ve burada touchable opacity içerisinde ne yaptık? İşlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi biz şu şekilde bir aktivite gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Scroll view, tamam, 20-30 kayıt olduğunda bir sıkıntı yok. Kaydırma aktivitesi gerçekleştiriyor ama diyelim ki veri tabanında arkadaşlar 1000 tane kayıt var. 1000 kaydın hepsini arkadaşlar uygulama açmaya çalışacak. Aynı anda açmaya çalışacak scroll view'da. Aynı anda açmaya çalıştığı zaman otomatik olarak uygulamanız patlayabilir arkadaşlar. Uygulamanız sıkıntı yaşayabilir. Uygulamanız ne diyeyim artık, yavaşlayabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için React Native arkadaşlar flat list kullanıyor. Flat list'i kullanıyor arkadaşlar. Flat list ekran boyutunda veriyi getiriyor. Siz her kaydırdığınızda gidiyor listeden yeni kayıtlar getiriyor arkadaşlar. Gidiyor listeden yeni kayıtlar getiriyor. Yani diyelim ki 1 milyon tane kayıt var arkadaşlar. Bu 1 milyon kaydı direkt bir anda yüklemiyor da ne diyeyim, 20 kayıt, 20 kayıt, 20 kayıt. Siz ekranı ne kadar kaydırırsanız ekran boyutu kadar arkadaşlar, ekranı sığabilecek kadar kaydı getiriyor. Yani ne diyeyim artık, database'den veri çekme sürecini çok böyle minimize ediyor. Aynı zamanda uygulamayı yormuyor. Sadece sizin görüntüleyeceğiniz datalar geliyor arkadaşlar. Bu da uygulamamızın hızlı çalışmasına sebep oluyor. O yüzden biz bu tarz bir to-do list görüntüleme yerine flat list'i kullanmayı tercih edeceğiz. Flat list'i nasıl kullanacağız? Hemen screen kısmını arkadaşlar bir to-do list'i bir kopyalayalım arkadaşlar. İsmini flat list yapalım. Flatlist.js olsun arkadaşlar. Screen kısmında da flatlist screen olsun arkadaşlar. Flatlist screen olsun. Bakalım, bir flatlist screen herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok, gayet güzel. Sistemimiz gayet keyifli bir şekilde çalışacak arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? Bu veriyi direkt çalıştırmam gerekiyor. Dilerseniz şuradaki root kısmına bir de flat liste ekleyebiliriz arkadaşlar. Home kısmına. Buna flat list diyelim arkadaşlar. Bu arada to do aktivitesi olduğunda göstermek için parantezde to do yazdım arkadaşlar. İsmini de flat list diyorum. Gidiyorum root kısmına. Şuradan bir screen ekliyorum. İsmini flat list diyorum. Buradan import ediyorum arkadaşlar flatlist Screens'in içerisindeki flatlist'i bana getirsin. Hatta dosyayı büyük yapmışım. Sorry. Hemen küçülteyim onu. Flatlist içerisindeki flatlist screen'im çalışsın. Bu arkadaş gelsin.
Şuradan LED list screen'i çalıştırsın. İsmi de LED list olsun. Bu da bir to-do olduğunu ifade etmeye çalışalım. LED list'e yapılan to-do aktivitesiymiş gibi görelim. Şöyle bir nasıl? Şöyle daha güzel oldu gibi. Şöyle bir renk olsun arkadaşlar. A78 olarak kaydedeyim. Şunun home'daki ekranını da A78 yapayım ki ne nereye gidiyor? Görelim. Flat list'in to do list screen arkadaşlar. Tıklıyorum. Şu an çalışıyor gördüğünüz üzere. Ama bu nereye çalışıyor arkadaşlar? Scroll view ve maple oluşturulmuş bir yapı. Yani biraz zoraki bir yapı. O yüzden bu yapının arkadaşlar ne olması gerekiyor? Flat list olmasını istiyorum. Hemen dönüştürme aktivitesini gerçekleştirelim arkadaşlar. Dönüştürme aktivitesinde şuradaki scroll'un içerisine arkadaşlar scroll'un içerisini ben alıyorum. Bir tane yapı oluşturuyorum arkadaşlar. O yapıya direkt çekeceğim. İsmine de arkadaşlar ne diyelim? İsmine de render item diyebiliriz. Item render da diyebiliriz. Şuradan bakalım. Bizden istediği yapıya göre arkadaşlar, bizden istediği isme göre biz bir isim verelim ona. Şu an kaydettim. Bir hazır bir şekilde bekliyorum. Render item olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Bir hatta önce bir şurayı oluşturalım. Ondan sonra direkt return yaptıralım. Direkt şurada yapayım arkadaşlar. Const render item diyeyim. Render item dedim arkadaşlar ve şuradan return yaptıracağım arkadaşlar. Bu return'ümün içerisine şuradaki veriyi şu map yapısının içerisindeki datayı alıyorum. Atıyorum. Burada buraya bir item verisi gelecek arkadaşlar. Birazdan göstereceğim size. Ve bir de index verisi gelecek. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki to-do ismini verdiğimiz yapıyı arkadaşlar item olarak değiştirelim. Başka nerede to-do'yu kullandım? Bu şekilde item. Hemen şuraya da item'ı kullandım arkadaşlar.
Şu an için veriyi gönderdim. Hemen geldim şuraya. Neredeydi benim scroll view'm arkadaşlar? Scroll view'm buradaydı. Bu arkadaşı bir siliyorum. Ve buraya ben ne yapacağım? Flat list'i getireceğim arkadaşlar. Hatta buradaki ismi direkt flatlist yaparsam. Daha mantıklı olur. Flatlist arkadaşlar içerisine herhangi bir şey almaz. O yüzden flatlist'i burada kapatıyorum arkadaşlar. Flatlist'in neleri var? Hani style dışında başka hangi parametreleri var? Ona bakalım arkadaşlar. Şu style dışında en önemli parametremiz arkadaşlar data. Yani bu datayı ben nereden alacağım arkadaşlar? Data probe'unda arkadaşlar benim to-do listim geliyor arkadaşlar. To-do listim nerede? Şurada set to-do list olarak yapılan to-do listim var ya arkadaşlar. Bunu ben data olarak aldım. Yani bu flat listimin kullanacağı data to-do list verisinden alıyor. To-do list listesinden alıyor arkadaşlar. Hemen ikinci yapı arkadaşlar. Item separa Tor component. Item separator component diye bir değişken arkadaşlar. Ben de hemen bunu direkt alıyorum arkadaşlar. Item separator component isimli bir yapıdan alacağım. Şimdi onu oluşturacağım. Başka ne var? Bir de arkadaşlar render item dediğim bir olay var arkadaşlar. Ben bunu da yine az önce yukarıda oluşturduğum render item'dan alayım. Bir de normalde bizim diğer uygulamaları gerçekleştirirken map yapısında arkadaşlar içerikte bir key istiyordu bizden. Bu yapı da bizden bir key ister arkadaşlar. Key extractor isminde bir yapı istiyor arkadaşlar. Ve bu yapıda arkadaşlar benim normal veri yapımın içerisinden gelen bir item ve index ama bu iki veri arkadaşlar geliyor. Ve bunun içerisindeki arkadaşlar index değerinin toString halini istiyor. İndeks değerini arkadaşlar toString halini istiyor. Yani ben bir dizi gönderiyorum arkadaşlar. Daha doğrusu bir liste gönderiyorum. Listenin işte kaçıncı indeksindeki elemansa o indeksteki değeri arkadaşlar bana key olarak gösteriyor arkadaşlar. Hemen bir separatörü yapalım arkadaşlar. Render item'ı yaptık. Şuradan hemen bir separatörü de gerçekleştirelim. Separatör herhangi bir değer göndermiyorum arkadaşlar. Sadece bana bir görsel bir şey sunacak arkadaşlar separatör. Nasıl işte bir çizgi sunacak. Mesela iki liste arasındaki bir çizgiyi arkadaşlar ben separatörle ne yapabilirim? Görüntüleyebilirim. Bu arada ismini de alayım arkadaşlar.
İsmi de hemen buradan alayım. Değiştirmeyi unutmayayım. Item separator komponent olarak arkadaşlar ismini veriyorum. Şu an item separator komponentim de aktif bir şekilde burada duruyor. Ne yapacağım? Buraya hemen bir view yapıp bir view'in içerisinde view'in yapısını arkadaşlar hemen, hatta içerisine herhangi bir şey koymayabilirim de. Bir view oluşturayım. View'e bir style atayım arkadaşlar. İki yapı arasında bir margin boşluk vereyim. Margin 2 nokta üstte 5 olsun arkadaşlar. Ve bir hit değeri vereyim arkadaşlar. Hit değerim 1 olsun. Bir vidit değer verelim. %100 olsun. Bir de background color vereyim. Yani çizginin rengi aslında daha doğrusu. Bu da bir ne diyeyim? CCC verirsem arkadaşlar. Şu an bir çizgim var. Bir render item'ım var. AddTo'du ve UpdateTo'du daha önce to-do aktivitesinde gerçekleştirmiştim. Zaten giriş aktivitesini buradan gerçekleştirdim. Burada flat list'i koyup çalıştırırsam herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bakalım bir. Tıkladım. Bir hata aldım gibi. Hemen bakalım arkadaşlar. Flat listi yazmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. React Native komponentlerin içerisine flat listi eklemeyi unutmuşum. Bakalım başka bir. Hatam var mı? Şimdi bir şey göstereyim. Bakın bu kadar veriyi ben scroll'da açsam ne kadar sürecek? Burada açsam ne kadar sürecek? Hıza inanılmaz arkadaşlar hızı. Niye? Çünkü kayıtların tamamını getirmiyor. Sadece ekranda görebileceğim kayıt kadar kayıt getiriyor. Bu da uygulamamın çok hızlı çalışmasına sebep oluyor arkadaşlar. Şu an burada indeks değerine göre çalıştığım için her şey çok güzel bir şekilde çalışıyor.